Adım adım eceline yaklaşıyorsun Kemal Efendi. Geleyim diye. Çok şükür. Kapama. Kaldın Hikmet. Buraya kadarmış Kemal Efendi. Sonun geldi.
Gelmiyor musun abi? Sen gir içeri. Ben biraz dışarıdan alıcı gözüyle bakacağım. Uyudun mu?
Oğlum. Girme o depoya. Hikmetliymiş. Peşimden mi geldin hem benim? Ne işin var senin burada? Ya anlamıyor musun? Sana tuzak kurdular diyorum. Hadi gidelim buradan. İşte o yaptı. Telefonla konuşurken duydum. Ya duymuyor musun beni? Hadi gidelim diyorum. Taksi bekliyor. Hemen bin şu taksiye. Çabuk. Çabuk gidiyorsun buradan. Eve dön. Karısı. Burada. Kahretsin. Tuzak bu. Bunun hesabını vereceksin Taci. Az kaldı nava giderken avlanıyorduk. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Uyan! 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 Beni duyuyor musun? Hadi uyan! Duyuyor musun? Kalk hadi! Uyan! Bana bak, duyuyor musun beni? Kalk! Kalk! Hadi! Kalk! Uyan! 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 Kalk! Nefes al! Nefes al. Beni duyuyor musun? Uyan. Bekle burada beni. Sakın kıpırdama. Tamam mı? Beni bekle burada. Duyuyor musun beni? Tamam. Oh, my God.
Uyuma. Kalk. Uyuma, duyuyor musun beni? Nefes al. Uyan. Duyuyor musun beni? Nefes al. Al. Ağzını tut. Nefes al. Nefes al. Tutun bana. Sıkı tutun. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Emir. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Ne yaptım ben? Hadi açın şu telefonu, hadi. Hadi. Alo 110, yangın ihbar attı. Alo. Ben bir yangın ihbarında bulunacaktım. Ne olur acele edin, ne olur. Adresi alayım. Adres mi? Alo. Alo. Hanımefendi. Alo. Parmak izim bir dolu. Nasıl yaptım ben bunu? Nasıl yaptım ben bunu Emir? Emir. Onun yüzünden. O döndürdü benim gözümü. Hepsi onun suçu. Su getireyim ben sana. Uyuma. Uyuma sakın. Sakın uyuma. Aç gözlerini. Duyuyor musun beni? Uyuma. Hayır. Uyuma sakın, uyuma. Aç gözlerini. Aç diyorum. Aç. Aç. Beni duyuyor musun? Aç gözlerini. Uyuma. Ellerini gel. Yüzüne sarp. Çok iyi gelecek. Yüzüne sarp. Thank you.
biraz daha su getireyim. Bu şehirdeki tek suçlu ben değilim Kemal Tarhan. Polisler başına tutma orada. Sözde karına da söyle. Ona bir teşekkür borçluyum. Tuzağı bozduğu için. Bu sefer olmadı ama en yakın fırsatta hak ettiğin yere sokacağım seni. Hapsi boğulacaksın. Hiçbirimize zarar vermene izin vermeyeceğim. Göreceğiz. Senin yüzünden, senin yüzünden avucumuzun içindeki adamı kaçırdık. Arayan oydu. Adamımız kaçtı. Taci söyledi. Seni burada öldürebileceklerini söyledi. Kemal abi. Şey abi, önemli bir mevzu vardı. Ne oldu? Ben nasıl şey edeceğim? Taci, ne oluyor, ne bu halin? Önemli dedin, sustun. Taci bak, kızıyorum ama. Abi, Talaz. Talaz ne? Talaz, eğer dediğini yaparsam ailemin yerini söyleyecek. Ne istedi senden? Ne istedi senden? Masala zarar mı verecek? Söylesene. Seni öldürecek. Ben ona depoya gideceğimizi söyledim. Ne olur gitmeyelim abi. Pusu kurdu, seni bekliyor. Sıkma canını. Kaçarsak daha çok üstümüze gelecek. Abi ne olursun gitmeyelim. Gideceğiz. Talaz'dan sonsuza dek kurtulmak istiyorsak onu suçüstü yaptırmalıyız. Şimdi anlıyor musun planımızı nasıl berbat ettiğini? Talaz'ı kız kıvrak yakalamıştık. Çok az kalmıştı. Ben bilemedim. Taci'nin telefonda öyle konuşurken duyunca... Hadi gel abla, gidelim. İyisin değil mi? Bu kaçıncı? Bu beni kaçıncı kurtarışın?
kadar dumandan bir iki cılız alevden bir şey olmazdı. Ateş tam sönmemiş. Rüzgar kıvılcımları kulübeye uçurmuş olmalı. Benim hatam. Kontrol etmem gerekirdi. Ben evi havalandırayım biraz. Sonra geçer uyursun. Sen? Uykum yok elim. Konuşabilir miyiz? Sana soruyorum. Dinle beni. Sana söyleyeceklerim var. Anlatmama izin ver. Ne anlatacaksın? İş güzelliğini mi? Benim kötü bir niyetim yoktu. Hep olmaman gereken yerdesin. Hem kendi başını belaya sokuyorsun hem benimkine. Niyetmiş. Korktum, anlıyor musun? Kötü bir şey olacağından korktum. Dua etmek gibi sanki. Dileğinin kabul olması için. Beni asıl korkutan şey sensizlikmiş. Nereye sakladın telefonumu?
Yok. Aynı hatayı bir kez daha yapacak kadar aptal değilim. Neden öyle söyledim ki? Kesin yanlış anlamıştır. Yok, bu böyle olmaz. Gidip konuşayım. Neden böyle yaptığımı anlatayım. Korktum, anlıyor musun? Kötü bir şey olacağından korktum. İki dakikan var mı? Bir şey mi oldu? Ben dün olanların etkisinden hala çıkamadım. Korktum gerçekten.
masanın sensiz kalabileceğinden çok korktum. Masanın sana ne kadar bağlı olduğunu biliyorum. Sana bir şey olsaydı yıkılırdı. Böyle bir acı onun bütün hayatını etkilerdi. Abin söylemişti. Masanın sana ne kadar bağlı olduğunu. Gerçi ben de biliyorum. Masa sana çok tutkun. Ortada konuşulacak bir konu yok. Geçti gitti. Boşuna endişelenmişsin. Hem üzerine vazife olmayan konulara burnunu sokmazsan ortada sorun da kalmaz. Ayrıca ben aptal mıyım ölçüp biçmeden hareket edeyim? Konu kapandıysa işlerime döneceğim. Bu mudur? Ne bu mudur? Ayağına kadar gelmiş sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ne hissederek, ne düşünerek müdahale ettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Karşında gördüğüm tavır bu mu? Ne varmış tavrımda? Kafandan daha büyük hödüklük. Karşındaki insanların duygularını hiç mi önemsemezsin sen? Hep böyle oldun musun? Ben de konuşurken sözlerine dikkat et. Sana ne zaman bir şey söylesem tırnaklarını çıkartıyorsun. Biraz adın gibi olsan, kibar olsan ölür müsün? Senin adını koyarken bu kadar kaba sabı bir kadın olacağını tahmin etmediler herhalde. Geldi kendi açtı konuyu. Mahkeme öncesi hiç iyi olmadı bu. Durumu düzeltmen lazım.